Merhaba arkadaşlar. Bugün herhangi bir MP3 dosyası, WAV dosyası, bir ses dosyasını WAV'a dönüştüreceğiz. Bunu SD karta atacağız. SD kart modülü sayesinde bir hoparlör yardımıyla Arduino'nun ile ses çalacağız mono olarak. Bunu nasıl yapacağız? Birincisi, şöyle bir kütüphane gerekli Arduino'nun içine. Bunu atacağız kütüphaneye. Kütüphanenin kendi sitesinden şöyle bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Burada tüm bilgiler mevcut. Elinizde bir SD kart modülü olmasa bile şu şekilde anlatmış nasıl yapacağınızı. Yani her şeyi anlatıyor burada. Hatta şu üst kısmında indirme yeri de vardı. Evet, şurada. Ben zaten linklerini vereceğim. Bunu baştan aşağı incelemenizi tavsiye ederim. Bunun dışında programımıza gelecek olursak, şu programın şu bu kısmı basit kısım yani. Kendi şuradan bakarsanız burada örnekleri falan da var. Mesela görüyorsunuz. Şurada bunlara göz atabilirsiniz en azından öğrenmek maksadıyla. Bunun dışında bu bizim şu denediğimiz olay en basiti. Şimdi burada başlayalım. Burada kütüphaneyi dahil ettik. Setup kısmında SD kartın modülün CS pinini söyledik. 4 dedik. Onun dışında dedik ki half rate. Neden böyle dedik onu anlatacağım. Mono dedik. Şimdi buradan başlattık bu şekilde. Ondan sonra buraya geldik, dedik ki şu dosyayı eğer bulamazsan durdur. Yine loop kısmına geldik. Dedik ki dosyayı çal, durmadan çal. Sürekli çal yani. Bu şekilde dedik. Şimdi half rate. Half rate neden half rate dedik? Bu genelde bütün forumlarda falan ben dikkat ettim, hep buradası full rate. Full rate olması için biz Atmega 328'in düşük olan 8 MHz olanını kullanmamız lazım. Yani zaten bizim kullandığımız 16 MHz olduğu için bizim de müziğimizi şuradan şöyle anlatayım anlamanız için. Şimdi elimizdeki bir ses dosyası olması lazım ilk başta. Bunu 8 bit. Buradan 8 bit seçiyoruz. Neden 8 bit? Yani buradan tekrar söyleyeyim şuradan dolayı. Bizim kütüphanemiz ve PVM onu destekliyor. 8 bit. Buradan da 32 seçtik. Yani burada daha fazla seçenekler de var. Buradan mono seçtik. Yani stereo da seçebilirdik ama şu anda gerek yok. Buradan convert deyip kaydettik. Bu dosyayı da SD kartımıza attık. Bunun dışında 32.000 olduğu için biz de müziğimizi, ses dosyamızı normal hızıyla dinlemek istediğimiz için bunu half rate yapıyoruz. Ha, buraya full rate nasıl yapsak ne olurdu? Bunu deneyin. İki katı hızda çaldığını göreceksiniz müziğin ya da sesin. Ya bildiğiniz iki katı hızda çalıyor. Sanki hızlandırılmış video izliyormuşsunuz gibi. Öyle oluyor. Onun dışında bunu mono değil de stereo yapsak ne olurdu? Bunu da şöyle söyleyeyim. Mesela bunun H dosyasını açınca kütüphanenin. Burada zaten burada da gerekli bilgiler tek tek vermiş hepsini. Mesela diyor ki bu arada 9. küne bağlıyoruz biz hoparlörün artısını. Neden? O da yine kütüphanenin desteklediği içerisinde yazmışlar. Şurada direkt yani adamlar yazmış. Mesela demiş ki Mega 368'de 9 birincisi, PVM ikincisi de 10. Yani stereo kullanacaksak 9 mono kullanacağız. Ama biz mono kullandığımız için 9. Mega için 44 demiş, işte Tensi var, Leonardo var, ikisinde farklı. Burada hepsini söylemiş. Onun dışında SD kartın nasıl bağlanması gerektiğini anlatmış. 3.3 voltunuz yoksa demiş. Buradan gerilim bölücü yapmış. Burada tek tek anlatıyor, filtreler var. LM358 amfi yapabilirsiniz bir tane küçük. Daha iyi olur. Şu anda bende amfi olmadığı için, yani onu kullanmadığım için çok az bir ses size göstermek için zaten şu an kullanıyorum. Bunu ne amaçlarda kullanabilir? Sesli geri bildirim almak istediğimiz projelerimizde. En küçük örnek vereyim. Bir uzaktan kumandalı araba yaptınız. Bunu gaza bastığınız zaman, şöyle söyleyeyim, gaza basmadığınız anda bir rölanti sesi olsun mesela. Rölanti sesi çıksın sürekli.
Sonra 5 kademeli ses olsun. Biraz hızlı, biraz hızlı, biraz hızlı böyle onu ayarlayın. Her joystick'ten mesela değerleri girin. Şu şu değerdeyse şu ses, şu şu değerdeyse şu ses. Bu şekilde ne olacak? Araba giderken sanki vites hatırlıyormuş gibi, sizin joystick hızınıza göre o motor sesi simülasyonu gibi olacak. Onun dışında ne yapabilirsiniz? Örnek olarak bir saat yaptınız. Saatin bütün rakamlarını kaydettiniz. Saat 1, 2, 3, 4 dakikalar, saniye gerek yok. Sonra bunu okutturabilirsiniz. Her 10 dakikada bir ya da işte her saat başında saati söyle. Bunu ne olacak? Sesli bir saatiniz olmuş olacak. Görsel değil mesela. Bir hoparlör saati söyleyecek. Yani görme engelliler için olabilir. Yapılmaz diye bir şey yok. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi hayal gücü size ait. İstediğiniz, ya buradaki benim amacım ufak da olsa bunun da böyle bir şey olduğundan da haberiniz olması. Normalde bunu MP3 modülleri var. Hani alıp da o şekilde de kullanabilirsiniz. O direkt daha kaliteli ses, 6 MHz 328'i direkt kullanıyoruz. Yani dekoder gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda bunun içinde program da olacak. Yani size hangisi uygun geliyorsa direkt MP3 modülü, ses modülü alıp da kullanabilirsiniz bu şekilde. Ama bu şekilde de gayet hoş yani. Kullanılmayacak gibi değil. Dediğim gibi bilgi amaçlı size bilgi vermek için bunu paylaşıyorum. Umarım işinize yarar. Kolay gelsin.